Merhaba, ben Yaren. Geçen sene 2020 LGS'ye girdim ve aldığım puan sonucunda Pertemiyer Lisesi'ne yerleştim. Şu an Pertemiyer Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Bugün size merak edenler için Pertemiyer Lisesi'nden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak şunu söylemeliyim ki, Pertemiyer Lisesi LGS puanına göre öğrenci kabul eden bir okul. Ve geçen sene yüzdelik dilimi 1.31 ile 0.29 arasındaydı. Taban puanı ise 456 idi. Bu taban puanlar ve yüzdelik dilimler yıldan yıla değişebilir. Sonra okulun tarihinden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten köklü bir okul. Şöyle ki, 2. Mahmud'un eşi Pertemiyel Valide Sultan Aksaray merkezine bir cami ve çeşme yaptırıyor kendi adına ve bunların yanında ayrıca eşinin adına bir mektep yaptırıyor. Bu mektebin adı da Mahmudiye Mektebi. Yani günümüzdeki Pertemiyer Lisesi. Bu Mahmudiye Mektebi ise 1872'de eğitimine başlıyor. Ve okulumuz 1872'den itibaren bugüne kadar eğitim veren bir okul. 2015'ten beri de proje okulu bu arada. Sonra okulun ulaşımından bahsetmek istiyorum. Çünkü bence tercihlerde bu da çok önemli. Şöyle, okul Aksaray Meydanı'nda bulunuyor Fatih ilçesinde. Ve çok merkezi bir konumda olduğu için toplu taşımalara, yani metro duraklarına, otobüs duraklarına gayet yakın bir konumda. Yürüme mesafesinde. Bu yüzden de eğer toplu taşımayla okula gitmeyi düşünüyorsanız gayet kolay bir konumda. Şimdi de okulun dil eğitiminden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki, okulumuz normalde 4 yıl eğitim veren bir okul. Ama bu seneden itibaren 4 artı 1, yani 5 yıl eğitim verecek. Çünkü İngilizce hazırlık eklendi. Yani bu seneden itibaren okulumuzu kazanan öğrenciler İngilizce hazırlık okuyacak. Ondan sonra 9. sınıfa geçecek. Biz zaten şimdiye kadar birinci yabancı dil olarak İngilizce görüyorduk. İkinci yabancı dil olarak ise Almanca veya Fransızca görüyorduk. Okulumuz dil eğitimi konusunda bence gayet iyi. Yani yabancı dil öğretmenlerimiz gayet bizle ilgileniyor. Ve gerçekten de iyi öğretiliyor dil. Sıradaki bahsedecek konum ise şu. Üniversite başarısı. Şöyle ki, okulumuz genelde sayısala yatkın öğrenciler geliyor. Yani alan seçimlerinin %90'ı sayısal, geri kalanını eşit ağırlık seçiyor. Bu yüzden de üniversite seçiminde genellikle tıp ve mühendislik alanlarına yöneliyor mezunlar. 12. sınıftan ve 12. sınıftan önce ise bizim mesleğimize daha doğru karar verebilmemiz için okulumuzda üniversite gezileri, kariyer günleri yapılıyor. Sosyal kulüplere değinmek istiyorum. Çünkü akademik olarak başarılı bir okuluz. Bunun yanında ayrıca sosyal olarak da bayağı imkanlarımız var. İlk önce başlıca kulüpler şunlar. Münazara kulübü, emyen kulübü, speaking club, sonra kodlama kulübü, edebiyat kulübü. Böyle başlıca kulüplerimiz var. Yani okulumuza geldiğinizde mutlaka kendi ilgi alanınıza uygun bir kulüp bulursunuz. İstediğiniz kadarına katılabiliyorsunuz. Bu konuda gayet özgürsünüz. Sonrasında okulumuzun çıkardığı bir dergiden bahsetmek istiyorum. Pertemiyel Sanat Dergisi. Bu dergi şöyle. Bu dergiyi okulumuz edebiyat öğretmenleri ve öğrenciler birlikte çıkartıyor. Tamamen kendi emekleriyle hazırlıyorlar. Ve bu dergide genelde öğrencilerin yazdığı yazılar, işte makaleler, hikayeler, şiirler bunlara yer veriliyor. Sıradaki anlatacağım şey ise okulumuzun girdiği yarışmalar ve elde ettiği başarılar. Okulumuz bir robotik yarışmaya girdi, Voltron takımıyla. Ve böylece uluslararası alanda bir başarı kazandı. Amerika'ya gitti ve bizi orada temsil etti. Ayrıca İHA, yani insansız hava aracı yarışmalarında Türbülans diye bir takımımız var. Bu takımda hem Teknofest'te hem de Bursa'da yapılan İHA yarışmasında okulumuzu temsil etti. Sonrasında Pertemiyel DNA günleri var. Bunu biz İstanbul Üniversitesi'ne Pertemiyel Lisesi birlikte yürütüyor. Oradaki değerli akademisyenler bizim okulumuza geliyor. Biz onları okulumuza ağırlıyoruz. Böylece de Pertemiyel DNA günlerimiz var.
Sonrasında çeşitli geleneksel etkinliklerimiz var. Mesela bunun başında perteneyalli olmanın birinci adım olarak bunu temsil eden perteneyal rozet günleri var. Bu şöyle ki siz okula geldiğiniz ilk yılda böyle bir rozet günü düzenleniyor ve siz o zaman perteneyalli olmanın ilk adımını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sonrasında Ramazan vakitlerinde iftar programları düzenleniyor. Ayrıca hilal ve aşure günleri var. Bir de 12. sınıfta mezun oldukları için veda törenleri, veda etkinlikleri düzenleniyor. Perteneyal Lisesi hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten köklü ve eğitimi iyi olan bir okuluz. O yüzden hani ben kendim bu okulu tercih ettim ve size de öneriyorum. Ayrıca bu kanalda bana yer verdiği için Fatih Olfas hocama çok teşekkür ediyorum. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.